TV1 ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız. Gündem Özel Programı'nın e, bugünkü konusu devam eden çatışmalar olacak efendim. Öncelikle buna bakacağız. Çünkü dün gece çok büyük bir e, saldırı e, gerçekleştirildi İsrail tarafından. Aslında saldırı demek de çok hafif kalır. Bir katliam gerçekleştirildi. Filistin'de, Gazze'de en az 500 kişi e, katledildi bir hastanede efendim İsrail tarafından. Bunu konuşacağız. İlerleyen dakikalarda başka konularımız olacak ama gündemin sıcak ve öne çıkan başlığı İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma. Çok kıymetli bir konuğum var. Mazlum der. Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. İyi Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşanan gelişmeler dünyanın sessiz kalışı Gazze'de yaşanan insanlık dramı ne yazık ki yani bizi gerçekten mahvediyor hocam. Nereye evet. devam edecek bu konu? Öncelikle görüş ve düşüncelerinizi sormak isterim. Evet müsaade ederseniz birkaç cümle bu noktaya nasıl gelindiği anlatmaya çalışayım. Gazze dediğimiz veya Filistin dediğimiz bölge bugünkü Suriye toprakları ile Mısır arasında olan bir coğrafi bölge. Bu bölge geçmişten bu yana birçok peygamberin doğup büyüdüğü, dinini tebliğ ettiği bir bölge. Yani tevhid inancının, ilahi inançların da merkezi olan bir yer. Kudüs mesela, üç semavi dinin merkezi. Müslümanların ilk kıblesi, Hristiyanların, Hz. İsa'nın doğup büyüdüğü yer, Hz. Musa'nın doğup büyüdüğü, dinini tebliğ ettiği yer. Geçmişten bugüne bu bölgede, hem Müslüman Araplar, tabi, Müslümanların elle geçtikten sonradan bahsediyorum. Bunun yanında az da olsa Filistinli Yahudiler var. Tabi üç dinde yani Müslümanlıktan önce bu bölgede Musevilik vardı. Hristiyanlık da vardı. Hazreti Ömer döneminde Kudüs savaş yapılmadan yani kan dökülmeden, kılıçlar kınından çıkmadan Müslümanların eline geçti ve o günden Birinci Haçlı Seferi'ne kadar geçen dönemde Müslümanların esenlik yurdu oldu. Birinci Haçlı Seferi'nden sonra bir 100 yıla yakın bir süre Haçlıların egemenliğinde kaldı. Ve Haçlılar buraya girdiklerinde rivayete göre 70 bin Müslümanı kılıçtan geçirdikleri Mescidi Aksa'nın içinin kan gölüne döndüğü rivayet edilir. Ne kadar doğru tarih bunu ispatlar mı ona bir şey diyemiyorum. Daha sonra Gazi komutan Selahattin Eyyubi bu toprakları tekrar İslam yurdu yapmış ve o günden başlayarak önce Memlükler, daha önce Fatimiler, Memlükler, Eyyubiler ve en sonda Memlüklerden sonra 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Han döneminde Osmanlı egemenliğine girmiş 1918'e kadar yani 401 yıl Osmanlı egemenliğinde esenlik yurdu olmuştur. Bugün gerek Kudüs'te, gerek Hayfa'da, gerek El Halil'de veya diğer Filistin kentlerinde hep tarihi mekanların çoğu Osmanlı eseridir. Kudüs'ün de birçok yer Osmanlı eseridir. Nitekim 1917'de Birinci Dünya Harbi'nden Osmanlı yenik çıkıyor. 18'den sonra İngilizler burayı işgal ediyor ve bu bölgeye dünyanın farklı yerlerinden Musevileri getirip yerleştiriyorlar. Musevilerin yani Yahudilerin bir devlet kurma amaçları var. Tahrip edilmiş inançlarında Filistin'in onlar için vaat edilmiş topraklar olduğu. Buraya gelip yerleşmeleri, burada bir devlet kurmaları gerektiğini dinlerinin emrettiğine inanıyorlar onlar. Ve onların İnancına göre Nil Irmağından bizim Prat Irmağına kadar olan bölge vaat edilmiş topraklar, kutsal topraklar olup Yahudilerin olması gereken topraklar diye inanmışlar. Tabii bu bölgeye önce Avrupa'dan, Rusya'dan, Polonya'dan o bölgelerden Museviler gelip yerleşince yerli Arapların topraklarının biraz da devlet otoritesi boşluğu var ya Osmanlı yıkıldı. İngilizler de Yahudileri destekliyor zaten. Bazen zorla evlerini işgal ederek, bazen katlederek, bazen sürgüne göndererek yerli Arapların, Müslümanların topraklarına el koydular. Aşama 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 bu nereye kadar geldi? 1948'e kadar. 1948'de devlet kurduklarını ilan ettiler. Fakat ondan bugüne ne geçti? 75 yıl geçti. Bu süre içinde Onlarca katliam yapıldı. On binlerce insan katliamda hayatını kaybetti. On binlercesi de topraklardan sürülüp başka ülkelerde mülteci durumuna düştüler. Hatta Filistin toprakları içinde de Gazze'de de mülteci kampları var. Sığınma kampları var. Başka yerden gelmişler. Yani Musevilerin buraya gelip yerleşmeye başladığı yıllarda Musevilerin elindeki Filistin toprağının miktarı yüzde idi. Bugünkü Musevilerin de toprak miktarı yüzde seksen. Yani tamamını işgal etmiş. Bugün İsrail devleti Filistin'de işgalci bir devlettir. Yani Filistinli Müslümanların topraklarını zorla katliam yaparak, sürgün yaparak, onları öldürerek el koymuş ve işgalci bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Tabii buna bağlı olarak Filistin'deki insanlar ayrıca şu anda on binlerce Filistinli de İsrail hapishanelerinde ömür sürütüyor. Yani <laughs> affedersiniz bedavadan çok basit sebeplerle Filistinlileri tutukluyor ve hapishaneye atıyor. Gidiyor dün evet bir gün çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Pidan Bey şöyle diyordu. Diyor ki İsrail geliyor Müslüman Arapların evini başına yıkıyor veya evini boşalttırıyor zorla silah zoruyla. Getiriyor bir yerleşimci dışarıdan gelen Yahudi'yi yerleştiriyor. Diyor ki bu benim diyor yerleşimci bu diyor. Bu yerleşim değil işgal resmen işgal diyor. Adamın evini barkını ya yıkıyorsun ya da işgal ediyorsun benim diyorsun onu artık başka diyarlara göndermeye çalışıyorsun. Bundan dolayı bugüne kadar katledilen Müslümanların sayısını bilemiyoruz. Belki 50 bin, belki 100 bin. Ve sürgünde olanlara bakarsak o da belki yüz binlerce. Tabi sonuçta Müslüman Araplar, Filistinliler arasında vatanlarını savunmak için direniş grupları da oluşturdu. Zaman zaman El gibi, Hamas gibi veya bilmem farklı isimler altında gruplar İsrail'in bu aşağılayıcı, bu hor görücü, bu yok sayıcı tutumuna karşı ayaklandılar. En son ayaklanma bizim bildiğimiz 7 Ekim günü Evet. İsrail sınırlarını geçen, İsrail'in de hiç ummadığı Hamas grubunun elemanları İsrail topraklarına girdiler. Amaçları şuydu. Şok sayıda İsrailli esir almak öldürmek değil. Esir almak bunlarla hapistekileri takas etmek. Yani onları özgürlüğüne kavuşturmak. Amaç buydu. Ama İsrail yeri gelirse kendi adamını da katletmekten çekinmeyen bir devlet. Sonuçta mülteciyle elinde esirler bulunduğunu bile bile bazı köyleri, bazı yerleşim birimlerini bombaladı. Filistinlilerle birlikte Esirler de hayatını kaybetti. Nitekim şu ana kadar e, İsrail bombalamalarıyla ölen Amerikalı sayısı 25'i geçmiş durumda. Tabi arkasından İsrail olanca gücüyle bu saldırıyı bahane ederek karadan, havadan, denizden. Deniz Gazze tarafı. Diğer tarafta böyle deniz olmadığı için saldırı yok. Ve her şeye saldırıyor ama. Okullar, camiler, mahalleler, hastaneler. Nitekim dün yapılan bir saldırıda bir hastane vuruldu. Evet. Az önce dikkatimi çekti. Akşam ben 500, bazı kaynaklarda 1000 ölü demiştim. 470 küsür diye okudum ekranlarda, sizin ekranlarınızda. 500'e yakın. 500'e yakın. O görüntüleri de bir paylaşalım mı yönetmenim? Hocam konuşurken o dehşet evet. görüntüleri de <laughs> ekranda dönsün Gerçekten aynı zamanda. Gerçekten çok enteresan bir şey gerçekten çok dehşet görüntüler. Yani bir insanlık dramı. Ee, Tabii bir katliam. Bu şu var İsrail burada hem bir soykırım yapıyor hem de büyük insan hakları ihlali işliyor. Evet. Bir ülkenin toprağını gasp etmek bir hak ihlalidir. Bir ülkenin insanların evini gasp edip buraya artık bugünden sonra şu Avrupa'dan getirilen mülteci veyahut da yerleşimci Yerleşti demek bir insan hakkı ihlalidir. Bir insanı çok ucuz sebeplerle yıllarca cezaevinde tutmak insanlık ihlalidir. Hastaneyi bombalamak insanlık Hı. ihlalidir. Şu an ekranda şuna görüntüler. Bakım. Yani can dayanmaz sanki. İsrail'in hep yaptığı ihlaller hocam bunlar. Daha da yani daha vicdansız nasıl olabilir ben diye, diye düşünüyoruz. Şuna bağlıyorum biraz da. Ben bugünlerde Musevilik diye bir kitap okumaya çalışıyorum. Benim de tam bitiremedim. Oradan edindiğim bilgilere göre İsrailliler veya Museviler kendilerini Cenab-ı Hakk'ın özel yaratılmış varlıkları olarak düşünüyorlar. Kendilerinden olmayan yani Musevi kökenli olmayan insanları yani bizleri Avrupalıları, Amerikalı, Çinliler neyse İsraillilere hizmet etmek için yaratılmış varlıklar olarak düşünüyor. Onu da dört bölüme ayırıyor. İşte birinci bölüm bir hizmet eden, ikinci bölüm ayak takımı, üçüncü bölüm şöyle olan, dördüncü bölüm şöyle olan gibi. Ve bunları öldürmeyi de normal bir hayvan boğazlamak gibi veya bir ağaçtan işte meyve indirmek gibi telakki ediyor. Bir günah olduğuna da inanmıyor. Bundan dolayı bu kadar zulmü yapabiliyor. Ama biz Müslümanız. Bizim inancımıza göre insanların atası Hazreti Adem'dir. Musevilerin de atası Hazreti Adem'dir. Müslümanların da atası Hazreti Adem'dir ve haksız yere bir insanın canına kastetmek tüm insanları katletmek hükmündedir. Haksız yere öldürülecek birini kurtarmak da tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Biz buna inan erdemli bir davranıştır. Evet. Ama İsrail'den böyle bir şey yok. İşin garibi İsrail toplumu veya Musevi toplumu dünyanın birçok yerine dağılmış ve oralarda o ülkelerin ekonomilerinde, o ülkelerin siyasetinde, o ülke, ülkelerin basın, yayın ve politika geliştirme merkezlerine etkililer. Her şeyi İsrail lehine işletiyorlar. O yüzden de İsrail'i buraya getirip yerleştiren batılılar her halükarda İsrail'e yardımcı olmayı kendilerine birinci görev biliyorlar. Dikkat ediyorsanız koskoca ABD'nin ki güya dünyanın en büyük devleti başkanı diyor ki İsrail'i korumak bizim için bir görevdir. Bunun için sanki kiminle savaşacaksa iki tane uçak gemisi üzerinde uçaklar olan uçak gemisini İsrail karasularına gönderiyor. Ve İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Almanlar bunu yapıyor, İtalyanlar bunu yapıyor. Batı Avrupa ülkeleri İsrail'in kuruluşunun a babalar oldukları için onu korumayı da, onu her halükarda ayakta tutmayı da kendileri için bir vazgeçilmez vazife biliyorlar. O yüzden şu anda İsrail'in yanındalar. Evet, hocam bugün Joe Biden, Amerika Başkanı Joe Biden, e İsrail'e gitti biliyorsunuz. Is İsrail'e is e gitti. Bir konu başlıklarını okuyayım dilerseniz neler söylemiş? Buyur. Onu da yorumlayalım. Gerçekten e inanılır gibi değil. İsrail halkının olağanüstü kahramanlıklarından dolayı kutluyorum diyor Joe Biden. İsrail'in El Ahli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını, e, bombalamadığını biliyorum. Patlama karşı taraftan kaynaklandı diyor. Bak başkasına atıyor. Evet kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın. Arkanızdayız diyor İsrail'e. İsrail saldırına cevap verdi ve bu bence devam etmeli diyor. Yani adam İsrail'i savunmayı zaten birinci vazife biliyorum diyor ya. Dolayısıyla yani bizim Cumhurbaşkanının dikkat ederseniz İsrail aleyhine Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde alınan kararı da Amerika veto etti. Karar alınamadı. Dolayısıyla dünya 5'ten büyüktür çıkışı doğru bir çıkış. Ben ne edip edip bölgesel işbirliği teşkilatları, Asya ülkeleri işbirliği, Afrika ülkeleri işbirliği, Güney Amerika ülkeleri işbirliği veyahut da Orta Doğu ülkeleri işbirliği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni etkisiz hale getirecek, ülkelerin menfaatlerini koruyacak bölgesel işbirliği teşkilatları kurmak ve bunu hayata geçirmek şart. Evet. Bu olmadığı müddetçe Amerika dünyaya adalet dağıtmaz, zulüm dağıtır, İsrail gibi katilleri besler. Başka bir yaptığı bir şey yok zaten. Evet. Ne yazık ki destekler çok fazla. Bunu söylemek mümkün. Hocam peki ateşkes ve barışın nasıl e, yapılabilir? Neler yapılabilir? Tabii sonuçta şu da var. Her ülkenin bir yumuşak karnı vardır. Ee, Amerika'nın Orta Doğu ülkelerinde çok menfaatleri var. Hatta Türkiye üzerinde de menfaatleri var. Türkiye'nin Amerika'ya mecbur olduğu yerler var. Amerika'nın Türkiye'ye mecbur olduğu yerler var. Rusya'nın Amerika'ya mecbur olduğu yerler var. Amerika'nın Rusya'ya mecbur olduğu yerler var. Aynı şekilde İran-Amerika ilişkileri de böyledir. Evet. E buna benzer. Eğer Asya ülkeleri, halkı Müslüman olan ülkelerin idarecileri ve Üçüncü Dünya ülkeleri, yani Batı'nın sömürgesi olmayan veya sömürgelerden sömürgelikten kurtulmayı e, başarı sayan Afrika ülkeleri, 3. Dünya ülkeleri diye kastediyorum ben onları. Bunlar eğer bölgesel işbirliği teşkilatları yapar. ABD üzerinde, İsrail üzerinde baskılar yaparlarsa ve İsrail'i durduracak hamleler yaparlarsa. Bu hamleler ekonomik hamleler olur. Bu hamleler silah gücü olur. Mesela Lübnan'da Hizbullah var. Kuzeyden İsrail'e bir cephe açma durumu söz konusu olabilir. Veya İsrail'le yapılan İsrail'i durdurmaya da yarayabilecek olan iptal edildiğinde Afrika açılımı var bunların, Güney Amerika açılımı var, Asya açılımı var. Bu ülkeler İsrail'i durdurmak için Amerika nezdinde de veya diğer ülkeler nezdinde de girişimlerde bulunurlarsa İsrail durdurulmayan bir güç değildir evet. diye düşünüyorum. Dün Hizbullah'ın bir çağrısı vardı hocam. Eşi benzeri görülmemiş öfke günü çağrısı yaptı Hizbullah. Evet Hizbullah Saldırıdan Lübnan'da var. Sonra... Ve hatırlarsanız 2006 yılında Hizbullah Kuzey'den İsrail'e saldırdı. İsrail önce Lübnan'a girmişti. Çekilmek zorunda kaldı. Evet. Eğer onlar da oradan bir cephe açarlarsa, Güney taraftan Gazze tarafından da başka bir cephe devam ederse, Amerika değil kim destek verirse yine sonuçta savaş Filistin'de oluyor. Dolayısıyla İsrail'in de daha fazla dayanamayacağı noktalar vardır ama mutlaka benim görüşüm öyle bir anlaşma yapılmalı ki ileride İsrail 1920'den beri gasp ettiği, işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmeli. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalı ve bu devletin sınırları da Amerika'ya, NATO'ya havale edilmemeli. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin askerlerinden oluşan barış gücü askerlerince bu devletin sınırları korunmalı. O zaman İsrail de saldıramaz, başkası da saldıramaz. Hatta daha ileri gidiyorum. Diyorum ki İsrail bugüne kadar gasp ettiği topraklar, katlettiği insanlar ve buradan elde ettiği menfaatlar için özür dilemeli, tazminat ödemeli. Ha bu hayaldir olmasa da şu anda hayaldir. Ama nasıl ki İsrail 75 yılda veya diğer bir tabirle 123 yılda yüzdesini 20'den 80'e ulaştırdı topraklarını. Eğer İslam ülkeleri Filistin'i savunmak istiyorlarsa, kutsal bölgelere sahip çıkmak istiyorlarsa Amerika'nın da duracağı bir yer vardır. İsrail'de duracağı bir yer vardır bu noktayı yakalayabilirler diye düşünüyorum. Evet. Hocam İslam ülkelerinin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii İslam ülkelerini ben ikiye ayırıyorum. Bir kısmı özellikle 1950'lere kadar İngiliz işgalinde olan sonra Amerika ABD'nin kontrolüne giren ülkeler. Arabistan bunlardan mı? Bunlardan. Kuveyt bunlardan mı? Bunlardan. Birleşik Arap Emirlikleri bunlardan mı? Bunlardan. Körfez emirlikleri bunlardan mı? Bunlardan. Ürdün bunlardan mı? Bunlardan. Hatta Mısır da bunlardan. Bunlar bir noktada birçok alanda batıya bağlı olan devletler. Belki Katar bunlardan bağımsız. Katar çünkü birkaç sene önce hatırlarsanız ona ambargo uyguladı Amerika, Arabistan veya Mısır. Fakat Türkiye'nin desteğiyle Katar bu badireyi atlattı. Bugün biz çok konuda hem bizim yanımızda hem de hem Filistin'in savunulmasında hem Karabağ'ın savunulmasında çok büyük katkıları olan, erdemli duruşu olan bir devlet. Arap devleti doğru, İslam devleti doğru ama böyle erdemi de muhafaza eden bir devlet. Ne yazık ki Arap ülkeleri içinde bunun dışında güçte ve Batı'ya kapalı tutan bir devlet yok. Dikkat ederseniz yakın tarihe kadar Özellikle Trump döneminde başlamak üzere Araplar İsrail'le normalleşmek için sıraya girdiler. Filistin davasını kenara ittiler. Filistin davasını herhalde diyorum dünyada en çok kim savunuyor? Türk toplumu ve Türkiye devleti. Niye? Çünkü biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Filistin de bizim topraklarımızdı. Kendi toprağımızın hakkını savunuyoruz. Bir başkasının hakkını savunuyor değiliz. Suriye bizim miydi? Bizimdi. Suriye toplumun hakkını savunuruz. Ürdün bizim miydi? Bizimdi. Onun hakkını savunuruz. Mısır bizim miydi? Bizimdi. Onun hakkını da savunuruz. Filistin bizim miydi? Bizimdi. Onun hakkını da savunuruz. Ama bunun dışında Pakistan gibi, diğer taraftan Endonezya gibi veya diğer Asya ülkelerinde halkı Müslüman olan ülkeler Filistin'in yanında yer alıyorlar. Rusya'da iki devletli bir çözüm ve İsrail'in 1967 öncesi sınırlarına çekilmesi teklifini benimsediğini ve İsrail'in gasp ettiği yerlerden çekilmesi gerektiğini dile getirmiş oldu. Çin de dikkat ettim. Batılılar gibi destek vermiyor. İsrail sınırı çizmeyi açtı diyor. Demek ki İsrail'i desteklemeyen süper güçler de var. Rusya bunlardan biri, Çin bunlardan biri. Türkiye'de süper güç olma yolunda bunlardan biri. İran da Orta Doğu'da hatırı sayılır bir ülke. O da bunlardan biri. Zaten Hizbullah'ı destekleyeceğim diyor. Dolayısıyla İsrail'in durdurulması lazım diyor. Ama diyor ben Hamas'a silah vermedim. Hizbullah'a da şu anda silah vermedim. Ama ben de vermedim demesinin bir politika beyanatı olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmeler en kısa zamanda bir çözüm bulunmasını bizler de istiyoruz. Ateşkes ve barışın sağlanması için tüm insanlığın da ne olursa olsun çaba göstermesi lazım. Hocam eğer bununla alakalı bir görüş bildirmeyecekseniz diğer konulara geçeyim diyorum zamanı verimli kullanmak adına. Tabii şunu da söyleyeyim. Buyurun. Birkaç gündür Kayserimiz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde İsrail vahşetini telin için insanlarımız gönülleri yettiğince, güçleri yettiğince, işlerinden geldiğince, mitingler yapıyorlar, gösteriler yapıyorlar, sabah evet. dualarında buluşuyorlar, gıyabi namazlar kılıyorlar. Mümkün mertebe bu konuda işbirliği içinde olmak, yek vücut olmak, aklı selim hareket etmek, gereksiz dedikodulara, İsrail propagandası dedikodulara itibar etmeden doğrunun yanında mazlumun yanında durmaya devam etmemiz gerekir diyorum. Bu konuda emek veren özellikle hükümet yetkililerini ve sivil toplum kurumlarını tebrik ediyorum. Evet hocam. Diğer bir konu, Karabağ'da son durum ne? Azerbaycan bayrağının Hocalı ve Hankendi'ye asılması. Maşallah. Yani vallahi sevinmemek mümkün değil. Tabii. Tabii biz 1993'te o zamanki şartlarda... Bugün Azerbaycan'ın er bağımsızlığının 32. yıl dönümü. Evet. Kutlu olsun efendim o da. Tabii bir yandan ona seviniyoruz. Bir yandan da özellikle Hocalı'da büyük katliam yapmıştı Ermeniler. Batı o zaman bir deprem olmuştu burada. Deprem yardımımızı yapıyoruz adı altında. Ermenistan'ı silaha boğmuştu. Bu silahlarla Azerbaycan devleti zayıftı daha. Ondan istifade eden Ermenistan Karabağ'a saldırdı ve Karabağ'ı işgal etmişti. Sadece Hocalı'da 613 Azeri kardeşimizi şehit etmişlerdi. Binin üzerinde de yaralı vardı. Bunun üzerinden kaç yıl geçti? 27 yıl mı sayılır? 2020 yılında ikinci bir Karabağ Savaşı başlatıldı. Türkiye'nin de desteğiyle Karabağ'ın önemli bir kısmı kurtarıldı. Ama tam da kurtarılmadığı belli idi. Niye? Çünkü o bölgede halen burası han kendi başkent olmak üzere bir dağlık Karabağ hükümeti kurduklarını iddia ediyordu Ermeniler. Cumhurbaşkanı seçmişlerdi, başbakan atamışlardı, Ermenistan'dan destek alıyorlardı, Fransa'dan destek alıyorlardı. Bu arada Ermenistan Amerika ile işbirliği yaptı. Orada hatta ortak tatbikatlar yaptı. Amerikalıları davet etti. Bu Rusya'nın işine gelmedi. Rusya'nın öfkesini kabarttı. Bu anda tabii orada teslim edilmesi lazım bu toprakların. 2020'deki anlar 44 gün savaşına göre edilmedi. Bunun üzerine Türkiye'nin de desteğiyle bir günlük bir operasyon başlattı Azerbaycan. Anti terör operasyonu. Tüm Karabağ'daki Ermeniler silahlarını bıraktılar. O günden sonra Şimdi Eylül ayı içindeydi bu. Yavaş yavaş Azerbaycan o topraklarını teslim alıyor. Teslim aldığı yere de bayraklarını dikiyor. En son Şuşa, daha önce kurtarılan Şuşa, evet. kültür başkenti ilan edilmişti. Sonra Han kendine girildi. Azerbaycan bayrağı bizzat devlet başkanı Aliyev tarafından dikildi. Sonra katliamın yaşandığı Hocalı'ya dikildi ve bağımsızlık ilan eden Ermeni yönetiminin Cumhurbaşkanı, Başbakanı da tutuklandı. Bugün Bakü'de hesap veriyorlar, yargılanıyorlar. Ve Karabağ'daki Ermeni nüfusun da tahmini 120 bin nüfus olduğu söyleniyordu. 90 binden fazlası Ermenistan'a gittiler. Artık burada yaşayamayacaklarını, rahat durmayacaklarını bildikleri için. Fakat Azerbaycan onlara güzel bir jestte bulundu. Dedi ki, burada kalırsanız her türlü güvenliğiniz sağlanacak. Gıda ihtiyacınız dahil tüm insani ihtiyaçlarınız karşılanacak. İsteyen gitsin, istemeyen gitmesin. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra eman vermişti. İsteyenler Avrupa'ya gidebilir. İse isteyenler bizim yönetimimiz altında her türlü güvenliği sağlanan İstanbul'da kalabilir demişti. Bu emanı verdi. Ben bundan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve hükümetini, silahlı kuvvetlerini tebrik ediyorum. Şu anda hamdolsun orada durum gayet iyi, iyiye doğru da gidiyor. Evet efendim. E, terörle mücadele noktası e, çok hızlı bir şekilde devam ediyor Türkiye'de. Hem yurt dışı hem de yurt dışı operasyonları. bizim belimizi büken 1984'ten beri. Evet. 1984'te PKK, Siirt'in Eruh ilçesinde bir karakola baskın düzenliyor. Askerlerimizi şehit ediyor. O günden bugüne PKK terörü bizim başımızın belası. Yani milyarlarca dolar sermayemiz buna harcadık. On binlerce insanımız teröre kurban gitti. 40 yıldır. Ve 40 yıldan bu yana. Yani gelecek yıl 40 yıl olacak. Evet. 39 yıl çok az kaldı. Olmuş oluyor. Evet. Tabii burada barınamayacağını anlayınca bir kısmı Irak'a gitti, bir kısmı Suriye'ye gitti. Suriye'de hatırlarsanız Irak sınırından başlayıp Akdeniz'e kadar bizim sınırımızın hemen güneyinde bir terör koridoru kurmak istedi Amerika'nın yardımıyla. PKK Türkiye orayı Zeytin Dalı veya Afrin harekatı, diğer Barış Pınarı harekatlarıyla temizledi. Halen de orada pürüz var. İşte aynı zamanda Kuzey Irak'ta da bir bölge oluşturdu Türkiye. Şu anda resmen Irak'ın toprağı ama Türkiye'nin kontrolünde olan bir bölge var. O bölgeden sızmalar, o bölgeden Türkiye'ye atışların önüne geçmek için operasyonlar yurt içinde yapıldığı gibi orada da yapılıyor. En son yapılan operasyonlarda karadan ve havadan, havadan yapılan operasyonlarda PKK'nın elindeki birçok petrol dolum tesisi, petrol depolama yeri ve petrol kuyusu havaya uçuruldu. Kuzey Irak'ta yuvalandıkları yerler havaya uçuruldu. Uçurumlara da devam ediyor. Eskisi gibi PKK'ya insan götürme kolay değil artık. Diyarbakır annelerinin çalışmalarıyla 46 terör örgütünün götürdüğü vatandaşımız gencimiz de geri tekrar döndü. Yuvalarına kavuşmuş oldu. Ben bu konuda terörle mücadelede hayatını kaybeden Askerlerimize, sivillerimize Allah'tan rahmet diliyorum şu evet efendim. ve gelecekteki bu operasyonlarda gayretleri için de güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Evet. E, gündemin öne çıkan başlıklarından bir tanesi de ekonomi. Ekonomi konusunda da en çok emeklileri konuşuyoruz. Emeklere evet. yapılan zamlar. Benim Şimdi... gibi emekliler. Yani. Evet efendim. Emekliler de çok meydanlara indiler, konuştular, geçerli yeterli değil dediler, hayat şartlarını konuştular. İyi düzenlemeler getirdi. Neler söylersiniz bununla alakalı? Bugünlerde emekler gariban adamlar gibi geldi bana. Niye? Özel halk otobüsleri diyor ki ben 65 yaş üstünü taşıyamayacağım. Niye? Taşıdığımda bana büyük mali yük getiriyor. Bazı belediyeler de diyor ki hayır biz taşıyacağız. Tabii ben bunu birkaç sene önce buradaki büyükşehir başkanım şu anda başkanımızla görüştüğümde dedim ki başkanım emekliler tamamen bedava binmesin de birkaç lira ödesinler. Bu da size katkı olsun. Dedi ki bizim emrimizde olmuyor bu. İçişler Bakanlığı'nın aldığı bir kararla bizim kontrolümüzün dışında. Biz bakanlığın kararını uyguluyoruz. Ama tabii onlar için sübvanse ediyoruz demişti. Yani her binen bir emekli 65 yaş üstü insan için o ücretin önemli bir kısmını Halk otobüslerine belediye, belediye ödüyü, evet. belediye bütçesinden. Dolayısıyla bu miktar azaldıkça halk otobüslerinin geliri düşüyor. Bazı yerlerde dediler ki büyük şehirlerde özellikle, biz daha fazla taşıyamayacağız. Ama inşallah buna bir çözüm bulunur. Tamamen bedava olmasın, ama emekliye çok yükte getirmesin. En azından bir kısmını emekli bunun öder ise. Diyelim ki 13.5 lira bir bilet. Bunun 3.5 lirasını emekli öderse onun da belediye bütçesine büyük katkısı olur. Ama 10 liradan da kurtulmuş oluyor. Emekli bu arada 65 yaş üstü insan. Tabii e, Temmuz ayı maaş iyileştirmelerinde emekliye dokunulmamış. Emekli bundan dolayı hükümete kırgın, sitemli de. Dedi ki memur maaşına zam yaptın, asgari ücreti artırdın benim maaş niye artmadı? Niye hala 7600 lirada duruyor benim maaş diye sistemlenmişti. Bu sanırım çok defa Cumhurbaşkanı'nın da gündemine gitti. Geçen bir karar aldılar. Yıl başında iyileştirme olacak ama yılbaşı gelmeden önce Kasım ayı ortalarında emekliye seyyanın memur emeklisine 5000 TL ödeme yapacağız. İkramiye gibi bir şey hiç yoktan çok daha iyi diye düşünüyorum ben. Emekli bundan memnun. Ama şu şartı koştular. Çalışma Çalışan koştuması. emekliye yok. Yok. Evet. Çalışmayana var. Çalışan dedi ki ya ben emekli değil miyim? Benim ne günahım var? Hocam aslında şu konuşulması gerekmiyor <laughs> Emekli niçin çalışıyor? Bunu tartışmak lazım. Şimdi ben de onu düşünmüyor değilim. Emekli eğer genç insanlar istihdam edilemiyorsa onlara istihdam kapısı açmak için emeklinin çalışmaması lazım ama belki şundan diye aklıma geliyor. Çok tecrübelidir. Onun tecrübesinin yerini dolduracak genç elemanlar bulamamışsa çalışması gayet doğal. Bir de çalışmak zorunda olur. olan emekliler var hocam. Onu da konuşmak Heh, lazım ki ekonomik koşullardan ayrı. kaynaklı. Şimdi tabii benim yakınım banka müdürüydü Adana'da. Dedi ki Ahmet abi dedi ya gelip kredi istiyorlar. Boynunu büküyor dedi. 65 yaş üstü insanlar. Çok üzülüyorum dedi. Niye dedim? Ben biliyorum dedi. Bunlar aslında geçim kaygısı olmaması gereken insanlar. Ama dedi oğlu, kızı dürüst iş sahibi olamamışlar. Onların masrafını karşılamak için kredi alıyorlar dedi. Çok üzülüyorum boynunu büküyor. Biz de dedi rastgele kredi vermek istemiyoruz dedi. Gerçekten bir kısmı çalışmak zorunda. Tabii. Çünkü henüz daha kalabalık nüfusu var veya Doğru harcamayı bilmeyen evlatları var. Hatta ben bazen televizyonlarda bakıyorum. Anne babasından para istiyor, vermeyince babasını ya darp ediyor veya öldüreni de duyuyorum. Çok üzülüyorum buna ben. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. İnşallah. Aklı başında yaşamanın bilincinde insan kıymetini bilen evlatlar ve aileler nasip etsin diyorum. Ancak bu dua ile biz biraz daha rahatlamıyoruz gibi duruyor. Ama emekli tabii şöyle bir tabir var ya yetmez ama evet diye. Şu anda 5 bin lira yetmiyor ama emekliye ne yapalım bir hiç yoktan daha iyi diyor. Fakat bekliyoruz ki yıl başında emekli diğer memurlar, ücretler gibi düşünülür. Onların da ihtiyaçlarını karşılayacak bir artış yapılır. Umarız. Keşke yılbaşından önce seyyanen bir zam verilseydi. Keşke. keşke. keşke yani bir zam verilse de talepleri bu noktada. Hocam son sorum olacak yavaş yavaş programda nokta alacağız. LGBT'ye gelmek istiyorum. Reklamları ve programlarda bu artış nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu LGBT olayı ne yazık ki tüm dünyanın başının belası. Ben geçenlerde bir kitap okumuştum. Bir Dünya Ramazan diye bir kitap. Dünyanın farklı ülkelerinde Ramazan'ın nasıl kutlandığından bahsediyor. Yani Müslümanların bir ibadet ayı Ramazan biliyoruz. <laughs> Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Avrupa ülkelerinin ve Amerika ülkelerinin önemli bir kısmında toplumun yüzde 35-40'ı herhangi bir inanca bağlı değil. Ateist diyor. Herhangi bir dini yok. Bu batıda daha çok. Doğu'da bu kadar değil. Yani Asya ülkelerinde ya Budisttir, ya Müslümandır, ya Hristiyandır veya Konfüçyüsçüüne gibi bir dinin mensubu. Ama batıda bu daha yaygın. Ve son zamanlarda bir iddia var. Özellikle pandemi döneminde bu iddia daha çok dillendirildi. Dünyayı idare eden gizli güçler dünyadaki 9 milyar insanı dünyaya fazla görüyor. Bu nüfusu azaltmak istiyorlar. Bu nüfusu azaltmak için farklı farklı formüller. Bunlardan biri de insan neslinin devam etmemesi veya onların planladığı ölçüde devam etmesi. Bu nasıl mümkün? Evlilik azalacak. Cinsiyet değiştirme başlayacak. Eşcinsel evlilikler olacak. Veya evlilik dışı birlikte yaşama ortaya çıkacak. Veya buna benzer yani insan neslinin insan ailede nesli devam eder. Aile olmanca devam etmez. Aileyi ortadan kaldırırsan üreme ve neslin devamı ortadan kalkacaktır. Onların istediği de sanki bu gibi. Bu bir varsayımdı. Son yıllarda bizim inancımıza göre insanlar bir erkek ve bir dişiden yaratılmış. Yani Hazreti Adem var, sonra hanımı Hazreti Havva var. Biz onların neslindeniz. Ve ailede bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesinden oluşan kutsal bir yuva ve onların neslinden gelen çocuklar aileyi devam ettirirler veya toplumu devam ettirirler. Ama son yıllarda her ne hikmetse bazen kariyer bazen farklı sebeplerle aile kurmama, 30 yaşını geçtiği halde evlenmeme veya e, evlilik dışı birlikte yaşama. Çoğu zaman ben üzülüyorum da haberleri izliyorum. Bakıyorum diyor ki bir müddet önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından kadın katledildi. İnsan üzülüyor. Bir insandır bu kadın. Diğeri de insandır. Yani nikahsız birlikte yaşamışlar. Sonra anlaşamamışlar. Bir de bu ayrılığa tahammül edemiyor. Sanki mecburmuş gibi. Onu katlediyor. Veya diyor ki erkek arkadaş tarafından pencereden atıldı. Veya geçenlerde çok dikkatimi çeken bir şey oldu. İstanbul Üniversitesi'nde tıp fakültesinde 17 tane genç cinsiyet değiştirmiş. Yani kızken erkek, erkekken kız olmuş ve bunlara cinsiyetlerinin gelişmesini durdurucu hormonlar verilmiş. O öğretim üyeleri hakkında soruşturma açıldı diye biliyorum ben. Tabi dünyanın birçok yerinde bunlar reklamlarını da iyi yapıyorlar. Dünya Kupası'nda reklamları vardı. Bazen Oscar ödül programlarında reklamları var. Nobel Barış Ödülü programlarında reklamları var. Batı Avrupa'nın bazı ülkelerinin askerleri bunların reklamlarını yapıyor. Fakat bunlara karşı çıkan neslin devamını, insan gibi devamını isteyen ülkeler yok mu var? Mesela Rusya bunlardan biri, Macaristan bunlardan biri. Birçok ülke bu fıtratı bozucu akımlara karşı çıkıyor. Ve Türkiye'de de aile büyük aile platformu kuruldu İstanbul'da. Kayseri'den de üyeleri olan bir platform haline geldi. Bir yıl içinde iki defa bunlar program yaptılar. İstanbul'da biri Saraçhane mitingiydi. Diğeri de ben o mitinge katılma kısmet oldu. Eylül ayının 28'indeydi. Yine Saraçhane'de miting yapıldı. Oradan Sultanahmet Meydanı'na kadar yüründü. Sessiz ve baktım orada mitingin bir bölümünde dünyanın hiç ummadığımız bölgelerinden LGBT faaliyetlerine karşı fırtlatın korunmasını isteyen devlet başkanlarının beyanatları okundu. Devlet başkanlarının danışmanlarının beyanatları okundu. Mesela Putin'in danışmanının beyanatı da okundu orada. Bunlar görünür olmak için son zamanlarda Türkiye'nin birçok yerinde programlar da yapıyorlar. Dün bugün sanırım Kayseri'de de bunların bir programı Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak diye duymuştum. Ne oldu? Sonucunu çok fazla bilemiyorum. Ama bunlarla mücadele için büyük aile platformu iyi çalışıyor benim bildiğim. Ve Cumhurbaşkanı da zaten bunlar bizim neslin başının belasıdır. Bunlarla biz uğraşacağız. Bunlarla uğraşma için hukuku düzenlemeleri yapacağız dedi. Tabii bu konuda aslında ailelere görev düşüyor, sivil toplum kurumlarına görev düşüyor. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da büyük görevler düşüyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Gündem Özel programı bugün de noktaladık. Kıymetli izleyenler e, Mazlum Der Şube Başkanı Ahmet Taş Hocam bizlerle birlikteydi. Başta Filistin meselesini konuştuk ve tabii ki de bir ateşkes çağrısı oldukça önemli. Oradaki katliamlar bir an önce durdurulmalı ve dünya bu katliama sessiz kalmamalı diyoruz. Ve gündeme yansıyan gelişmeleri hocam değerlendirdi. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.